Arkadaşlar merhaba. Sizlere bir video serisi düzenleyeceğim. Öncelikli olarak kripto para borsalarına nasıl Türk lirası gönderilir ve kripto para borsalarından nasıl Türk lirası çekilir? Bununla alakalı sizi bilgilendireceğim. Bununla alakalı iki tane uygulamamız var. Bir Binance TR, bir de BTC Türk. Ben genelde kripto para borsalarına para göndermek ve kripto para borsalarından para çekmek için bu ikisini kullanıyorum. Şimdi birinci olarak Binance TR'den size bahsedeyim. Binance TR, Binance'ın Türkiye'ye özel uygulamasıdır. Nasıl para göndereceğinizi anlatayım ilk başta. Şimdi cüzdana geliyorsunuz. Tabii öncesinde Binance TR üyeliği açıp burada aktivasyonunu yapıp doğrulamalarını yapıp kullanılabilir bir hesap haline getirmeniz lazım. Sonrasında Binance TR'ye Türk lirası yatıracaksınız diyelim. Yatırmaya tıklıyorsunuz. Türk lirası diyorsunuz. Ve TR'yi seçiyorsunuz. Burada Ziraat ve Vakıfbank'tan göndereceğiniz paralar havale olarak gidiyor. Yani hemen hesaba düşüyor. Diğer bankalardan göndereceğiniz paralarsa EFT olarak geçiyor ve yaklaşık hafta içi 15-20 dakika ertelemeli olarak hesabınıza düşüyor. Hafta sonu gönderemiyorsunuz. Ama Ziraat ve Vakıftan göndereceğiniz paralar da hafta sonu hesaba düşüyor. Ziraat'tan göndereceksiniz bu IBAN. Vakıftan göndereceksiniz bu IBAN. Daha sonra siz buraya paranızı gönderdiniz diyelim. Paranız hesabınıza TR olarak yansıyor. Daha sonra buradaki parayı Binance Global'e aktarmak isteyebilirsiniz. Bunun en mantıklı yolu aktarım esnasında da herhangi bir zarar görmek istemiyorsanız, yani düşüşlerden etkilenmek istemiyorsanız Boost alabilirsiniz. Boost nedir? Binance'ın sabit dolar paritesidir. Yani sabit dolar olarak görün bunu. Aynı USDT Tether gibi. Ama USDT Tether Ethereum tabanlı olduğu için göndermesi hem daha uzun sürüyor hem de gönderim komisyonları daha fazla. Ama Boost'ta öyle bir problem yok. Hem daha hızlı gönderiyor hem de komisyon çok daha düşük. Daha sonrasına siz farz-ı misal Binance Global'de veya Binance TR'de işlem yaptınız veya herhangi bir borsada işlem yaptınız. Belli bir kar elde ettiniz veya zarar ettiniz. Geri kalan paranızı çekmek istiyorsunuz diyelim. Buraya geliyorsunuz. Tabii bu borsa öncelikle coin'inizi aktardınız. Bu coin'inizi burada satıyorsunuz. Veya burada paritesi olan bir coin'i göndermeniz gerekiyor. Binance TR'de olan bir coin'i. Örnek verelim, buraya gönderdiniz. Boost gönderdiniz diyelim. Bu Boost'u burada TR olarak satabiliyorsunuz. TR olarak satarsınız. Hesabınıza, cüzdanınıza bu TR olarak yansır. Daha sonra çekme dersiniz. Türk lirası dersiniz. Tıkladığınız zaman burada bu ekranı herhalde ekran videosu alırken siyah olarak gösterebilir. Ben ekranı size şöyle bir tarif edeyim. Üst kısımda çekebileceğiniz maksimum tutar veya minimum tutarı girebileceğiniz bir kısım var. Oraya çekeceğiniz tutarı Türk lirası olarak giriyorsunuz. Alt kısımda IBAN'ınızı kaydetmeniz gerekiyor. Önünde TR yazısı olarak IBAN'ınızı kaydediyorsunuz. Siz bu IBAN'ı kaydettiğiniz zaman size öncelikle onay soracak. Diyecek ki onaylama maili ve onaylama SMS'i gönderecek ve bunları okeylemeniz lazım. Ondan sonra IBAN'ınızı kaydedecek. IBAN'ınız kaydolunca burada bu şekilde gözükecek. IBAN'ınızı seçeceksiniz. Daha sonra onayla butonu aktif hale gelecek. Onayla dediğiniz zaman onay SMS'i ve onay maili gelecek. Onları okeylediğinizde paranız hesabınıza geçmiş olacak. İkinci bir kısım ise BTC Türk'tür. BTC Türk'ten de para yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz. Para yatır dediğiniz zaman banka transferi diyeceksiniz. Devam diyeceksiniz. Tabii bu para yatırma işlemlerinde şunu dikkat edeceksiniz. Sizin bu borsadaki hesabınızla para göndereceğiniz hesap aynı kişiye, yani size ait olması lazım. Yani örnek verelim, BTC Türk'te veya Binance'da A Metali diye birine kayıtlı bir hesabı Mehmet adından para gönderemezsiniz. Hesabınıza düşmez. Sizin kendi adınıza kayıtlı bir banka hesabınızdan para göndermeniz lazım. Aynı şekilde BTC Türk'te de Ziraat ve Vakıfbank ve diğer bankalardan havale ve EFT gönderebileceğiniz bankalar burada gönderebiliyorsunuz. Örnek verelim, Vakıfbank'tan göndereceksiniz. Buradaki IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Normal herhangi bir şahsa havale yapar gibi gönderiyorsunuz. Daha sonra paranız
Yaklaşık bir 2-3 dakika içerisinde buraya TRY olarak yansıyor. Yani Türk lirası olarak yansıyor ve buradan istediğiniz herhangi bir coin'i bu TR paritesiyle alabiliyorsunuz. Daha sonra buradan aldığınız coin'i ister bir borsada tutarsınız, ister bir Binance'a gönderirsiniz veya daha güvenilir başka borsalar biliyorsanız onlara gönderebilirsiniz. Aynı şekilde çekecekseniz de buradaki coin'lerinizi sattığınız diyelim, paranız hesabınızda TR olarak durduğunu farz edelim. Daha sonra yatır çeke gelip çek diyorsunuz. Banka transferleri diyorsunuz. Buradan paranızı yatıracağınız banka hesabınızı seçiyorsunuz. Daha sonra paranız varsa artık ne kadar tutar çekeceksiniz. Farz misal 5000 TL diyelim. Çekme isteği gönder diyorsunuz. Yine size bir onay maili gelecek. Onay mailini okeylediğiniz zaman paranız hesabınıza düşmüş olacak. Yani bu kripto para borsalarından Türk lirası çekmek ve Türk lirası yatırmak bu kadar kolay. Ama söylediğim gibi güvenilir borsalar, benim yıllardır işlem yaptığım borsalar bunlar. Binance ve BTC Türk. Hani Paribu'yu hiç hesap bile açmadım, kullanmıyorum. Güvenilir bir borsada işlem yapmak istiyorsanız bu ikisini kullanabilirsiniz. BTC Türk belki çok kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Hani belki şu son çıkan şeylerden sonra, sürekli bir vergilendirme muhabbetlerinden sonra. Yani Binance TR bana para yatırmak ve çekmek kısmında çok daha mantıklı geliyor. Binance TR'yi kullanmanızı tavsiye ederim açıkçası. Ayrıca buradan istediğiniz gibi de sabit coinleri alıp ya çok fazla, aslında birçoğu Binance'da listelenen coinler burada. Şöyle bahsedeyim size. Değişik paritelerde mesela TR ile alabileceğiniz coinler burada. Türk lirası ile alabildiğiniz coinler. Mesela USD Tether sabit dolardır. Boost sabit dolardır. Bunları alıp gönderdiğiniz zaman Binance'a o aradaki hiçbir düşüşten etkilenmezsiniz. Paranızı dolara çevirip dolarda tutmuş olursunuz. Ama Binance Global'e gönderecekseniz kesinlikle tavsiyem Boost olarak alıp Boost olarak göndermeniz. USD Tether olarak gönderirseniz hem göndereceğiniz komisyon fazla olur hem gitme süresi biraz daha uzun olabilir. Ve bunları gönderirken de değişik ağlar var. İşte BIP2 ağ var, BIP20 ağ var. Bunları da bir sonraki videolarımda değineceğim. Kripto para borsalarına para gönderme ve bu borsalardan para çekme işlemleri bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz ayrıca videolar varsa yorumlar kısmına yazın ve onlarla alakalı detaylı videosunu çekelim. İyi günler.